cemi hatalarımızdan bir istiğfar edelim. Hem kendi günahlarımız için, hem ana babalarımız, akrabayı tahlikatımız, komşularımız, bütün Müslümanlar için bir istiğfar edelim. Rabbimizden af talep edelim. Buyurun. Cemi hatalarımızdan estağfurullah, 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 estağfurullah. Estağfurullah, 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 estağfurullah. El azim, el kerim, el rahim, ellezî la ilahe illâ huve el hayy el kayyum ve tübileh. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammedinil meb'usi rahmeten lil alemin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Allah-u Teala Hazretleri sayinizi meşgul eylesin, sayınızı da müzdat eylesin, ömrünüzü medid eylesin, düşmanın gözünde, ehli küfrün gözünde aziz, yani onlara korku veren kimseler olmak Allah nasip eylesin. Dostlarına karşı da Erhamur Rahimin olan Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış merhametli kimseler olmak Allah cümlemize nasip eylesin. Şimdi biz burada hasbihal ediyoruz. Birazcık sohbetin haricinde siz gençlerle hasbihal, durum değerlendirmesi, ne yapsak kendi hayatımızı daha güzel bir şekle getirsek. Çünkü önümüzde bir dünya var ve her tarafıyla pırıl pırıl parlıyor. Halbuki o parıltısı aldatıcı. Çünkü birazdan elektrikler gidince bütün ışıklar sönecek. O ışıklar sönünce de o parıltılar bitecek. Dolayısıyla bu parıltı aldatma bir parıltı. Mevla Teala Hazretleri de bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla, o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ahirete irtihal ettikten sonra arkasında alimleri, hocaları bırakarak her daim ikaz etti. Bakın, bu hayat fani. Bu dünya gidici. Bu nimetler baki değil. Gençlik de geçici, zenginlik de geçici, sıhhat de bitici, ömür de bitici. Her şey, bu dünyada her şey fanidir. Estağfirullah. Rahman suresinde Mevlamız buyuruyor. Küllü men aleyha fan. Ne varsa dünyada hepsi bitici. Fani. E ne var peki? Ne kalacak geriye? Ve yebka vecuhu rabbike zül celali vel ikram. Bütün celal, İkram sahibi olan Rabbimizin cemali kalacaktır. Başka hiçbir şey kalmayacak. Hepsi bitecek. Bu dünyanın fenası var. Onun için birazcık aldanıyoruz dünyaya, kapılıyoruz dünyaya. Gözümüzü açtığımızda bambaşka bir hayata çıkacağız. O hayata hazırlıksız çıkmayalım, sermayesiz çıkmayalım, güçsüz çıkmayalım. Şimdi bir hadis-i şerifte geçiyor. Müslüman 5 düşmanın arasında mücadelede. 5 tane düşmanımız var. Bu 5 düşmanın içinde arkadaşlar bir çatışmanın içindeyiz. Ve hem de Rabbimize salih amel yapmaz çalışmasının içindeyiz. Bu 5 düşmanın birincisi zaten herkesin marufudur, bildiğidir yani. O da şeytan aleyhillâne. Zaten babamızdan düşmanlığı var. Kadim düşmanımız. Şeytan. Allah-u Teala ne buyurdu? Sakın şeytana tabi olmayın. Değil mi? Mevla Teala Hazretleri tarafından düşman ilan edildi. Hepiniz birbirinize düşmansınız dedi. Dünyaya gönderildi ve şeytan aleyhillâne birinci düşman. İstiyor ki Müslümanı bozayım, imanını bozayım, itikadını bozayım, amelini bozayım, ameline riyaya katayım, millet duysun, görsün diye yapsın. Efendime söyleyeyim, ne iş varsa hep ihlasını, senin samimiyetini kırmak için her şey karışır. Bu bir düşman. Ondan daha fenası ve daha gizlisi var. O da herkesin içindeki nefis. Bu nefis de şeytanla ittifak halinde yine kendi arzusunda, kendi isteğine göre seni yönlendirmeye çalışıyor. Ben bundan hoşlanıyorum. Bana şimdi sorarsan, şimdi mesela burada bir sohbet var, toplantı var, bir vaaz-ı nasihat var. Nefis diyor ki bana ne? Bana ne kardeşim? Sohbetten sonra baklava var deyince nefis diyor ki ha gidelim ona. Tamam, baklava varsa orada benim kârım var diyor. Veyahut da he? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Ben de bilmiyordum. Varsa yani vardır. Yoksa tulumba var mesela, değil mi? Veyahut da maç var diyorsun. Aa bak, hemen bizi niye kadroya yazmadılar ya diyorsun, değil mi? Ben biliyordum bak ya mesela. Beni niye kadroya almadılar diye kızıyoruz. Nefis diyor ki ya nasıl bundan, bu zevkten mahrum kalırım. Yani o tamamen zevkine kurban. Dolayısıyla ona uyarsak da yine helak kapımızda. E tabii ki bu nefis bizim bineğimizdir. Allah-u Teala meşru surette birçok şeyin bize istifademize sundu. Mesela içecekler konusunda su lıkır lıkır içebilirsin. Meşru surette içmen serbest. Ayran içebilirsin.
helal dairesinde olan birçok meşrubatı içersin. Ama bir de şüpheliler var. Bir de şüphelilerin haricinde haramlar var. Nefis sana diyor ki ya şu nane nasıl bir şey acaba? Gel şunu bir iç. Halbuki kokuşmuş rezil bir şey. Tertemiz pırıl pırıl meyve suyu varken, %100 halis meyve suyu varken seni illa bulaştıracak. Git şu kolayı iç, git şu zıkkımı iç, bilmem içkiyi iç falan diye seni yönlendiriyor. İşte bunun isteklerine de karşı bir hazırlıklı olmamız lazım. Durdurmayı bilmemiz lazım. Sonra adam durdurmayınca nefis diyor ki ya bu sefer şu malzemelerden, şunlardan da bir bakalım tadına, bunların da keyfini sürelim derken bir bakıyorsun ki adam en son altın vuruşla saygı duruşuna geçiyor. Ya. Ama artık ahiretteki saygı duruşu fayda vermez arkadaşlar. Bugün saygı duruşuna geçeceğiz. Yani saygı duruşu demek namaza duracağız. Mevlamıza saygı, kıyam edeceğiz. Allah'ın huzurunda kıyam edeceğiz. Mevlamıza secde edeceğiz, rükû edeceğiz. Bugün o amellerin yapılması gerektiği andır. Ama ahiret diyarına kavuştuktan sonra artık bunların bir hükmü, bir fermanı kalmadı. O gün herkes kesin iman sahibi, mahşere çıktığında, ahirete çıktığında herkes inanıyor ama bu imanın kişiye bir faydası yok. Niye? Çünkü Sûre-i Bakara'nın ilk sahifesinde hepiniz biliyorsunuz, çokça duymuşsunuz da ezberleyin de. Estağfirullah. Elif, la, mim ayet-i müteşabihattır. Yani manasını Allah-u Teala Hazretleri bilir. Ne diyor Mevla? ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ Bu hiç şüphesiz Allah-u Teala Hazretlerinin gönderdiği kitaptır. Bu kitap Kur'an'dır. لَا رَيْبَ ف۪يهِ Hiç şüphesiz. Şüphe yok bunda. هُدَلْ لِلْمُتَّقِينَ Müttakiler bundan hidayetini alırlar. Doğru yolda gitme nasibi, bu kitabın gösterdiği doğru yolda gidebilmek ancak müttakilere nasip olur. İşte müttakilerin ilk vasfı olarak Allah bize neyi öğretiyor? Celle Celaluhu. Evet. هُدَلْ لِلْمُتَّقِينَ اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Müminler kimdir? O müttakiler, o takva sahibi olanlar. Biliyorsunuz takva 3 mertebedir ki ilk mertebesi bir kelime-i şehadet ki buyurun. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ Bu kelime-i tayyibeye getiren her Müslüman Allah'ın müttaki kuludur. Birinci derecede müttaki, takvadır. Ama bir üst mertebesi var bunun. O üst mertebesi de bu kelime-i şehadet ki buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. O umutla söylüyoruz ki bu ikinci mertebedeki müttaki takva kul olalım. Neymiş onun kemalatı, ona ait has olan durum? Bu insan hem bu kelime-i şehadeti söyler hem de hayatında Allah'ın emir ve buyruklarına ve yasak ettiği şeylere dikkat ederek ne emrettiyse yerine getirmek, ne yasak ettiyse kaçmak suretiyle hayatını idame ettirir. Bir mertebesi daha var ki o kelime-i şehadet yine buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü dedikten sonra Allah'ın helaline dikkat ediyor. Haramına dikkat ediyor. Bir de bunun bir artısı daha var. Hiç Mevla'yı unutmuyor. Her daim Rabbi ile beraber. İşte bu kimse Allah'a has kul oluyor. Halis kul oluyor. Mevla Teala'nın Estağfirullah ela inne evliya Allah la havfun aleyhim ve lahum yahzun. İşte bu adamlar Allah'ın has kulları, evliyasıdır. Mevla bizlere böyle dostlarıyla hayat sürmeye, böyle dostlarıyla mahşere çıkmaya, böyle dostlarla Resulullah Efendimiz'e kavuşmaya, onun Havz-ı Kevser'inden kana kana içmeye, sırattan berk hatif gibi geçmeye, cennete cemali, cemali ba kemale seyretmeye muvaffakiyetler ihsan eylesin. İşte çalışmamızın adı budur arkadaşlar. Kiminle dostuz? Bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Efdalul a'mali el hubbu fillah vel buğdu fillah. Bak çok kısa bir hadis-i şerif. Nedir? En faziletli amel. Ne o? El hubbu fillah. Allah için seveceksin. Ben Mehmet abiyi seviyorum. Niye seviyorsun Mehmet abi? Mehmet abiyi Allah için seviyorum. Mehmet abi çok güzel çay yapıyor ya. Bunun için seviyorsan olmadı. Mehmet abi bize haçlık veriyor ya. Yok o da olmadı. Ne için sevilecek? Allah için sevilecek. Vel buğdu fillah. Ben bir adama kızıyorum. Niye kızıyorsun? Ya o bana yamuk yaptı ya. Bana şöyle yaptı ya falan. Ondan dolayı kızıyorsun. Yani dolayısıyla kendi çıkarın için kızıyorsun. Ama en hayırlı amel hangisi? Kızma demiyoruz. İnsan bazen kendisine haksızlık edince kızar. Normalde biz de kızarız yani. Ama Mevla bize kazımin el gayz olmayı, yani kızdığın zaman öfkeni yut, gazabını yut, yapılanı unut buyuruyor.
Değil mi? Vel afine anillaz. İnsanlardan affet. Unut. Ama biz öyle bir halde olmamız lazım ki kızdığımız zaman da Allah için kızacağız. Bu adam niye kızılıyor mesela, kendisine niye kızılıyor? Çünkü Rabbimin emrini dinlemiyor. Yoksa o Allah'ın emrini tutsa bugün bağrıma basacağım onu. Mesela gavura kızıyoruz biz, Yahudi'ye kızıyoruz, Hristiyan'a kızıyoruz. Niye kızıyoruz bunlara? Ya kardeşim gelin şu kelime-i şehadeti söyleyin ya. Gelin bütün sermayeniz bu. Bu sermayeden mahrumsanız hiçbir işiniz, hiçbir faydanız yok. Biz şunu yaptık, bunu yaptık deseniz ne olur? Siz dünyanın en zararlılarısınız. Çünkü Lokman Aleyhisselam evladına dedi ki La tüşrik billah, oğlum Allah'a şirk koşma. İnne şirke le zulmün azim. Lokman suresinde Mevla buyuruyor. Şirk, Allah'a ortak koşmak. Yahudilerin, Hristiyanların dediği gibi Allah'ın oğlu kızı olduğunu söylemek, neuzubillah. Akaidde, itikatta, nebeviyatta vesaire, meleklere imanda, kadere imanda, imanın altı rüknü var. Allah'ın varlığına, birliğine iman, meleklerine iman, kitaplarına iman, peygamberlerine iman, ahiret gününe iman, kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman. Bunlardan çürüğü varsa adam zokayı yuttu arkadaşlar. Ayvayı yedi. Niye? Çünkü ebedi cehennem onu bekliyor. Birazdan imansız gitme nedenlerini mızraklı ilmihalden okuyacağız. Bir insan neden imansız gider? İşte bu haller adama her tarafını sarmış, sarmalamış. Böylece itikadı bozuk. Biz böyle bir adamı nasıl seveceğiz? Çok seviyorum. Falanca futbolcuyu çok seviyorum. Niye seviyorsun? Çok güzel gol atıyor. Bak gördün mü? Allah için sevmiyorsun. İsmi gavur adamın. Adam gavur olduğu halde ona muhabbet besliyorsun. Niye besliyorsun? Bizim takımda. Onun sayesinde şampiyon olduk falan. Bak gördün mü sen? Sana bunu sevdirmeleri, senin buna sevgin olması halbuki Allah'ın düşmanına muhabbet beslemendir. Bu insana muhabbetle bir insan nereye kavuşur? Mesela el hubbu el mer'u ma'a men habbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Baktığımız zaman çok tehlikeli bir sevgideyiz yani. İşte buğz ettiğimiz zaman da Allah için buğz edeceğiz. Ben şu vasıflara kızıyorum çünkü bu Allah-u Teala'nın sevmediği bir vasıftır. Bir Allah dostu diyor ki kendimde güveneceğim hiçbir amelim yok. Yani hangi ameline güveniyorsun? Şu amelin, gece teheccüd kılıyorsun. Ya onlara ben güvenmiyorum. Şunlara da güvenmiyorum. Bunlara da güvenmiyorum. Benim amellerimde illa bir eksiklik, kusurluk, noksanlık vardır. Ama bir amelim var, ona çok güveniyorum diyor. Erca amelin indi diyor. Benim katımda en umutlu olduğum amel. Nedir o? Allah'ın düşmanlarına iyi düşmanlığım vardır diyor. Tamam mı? Onlara karşı sağlam düşmanlığım vardır. Gönlümde zerre muhabbet barındırmam onlara. İşte biz de öyle olacağız. Seviyorsan Ahmet'i sev. Seviyorsan Muhammed'i sev. Seviyorsan Mahmud'u sev. Seviyorsan Mustafa'yı sev. Ebu Bekir'i sev, Ömer'i sev, Osman'ı sev, Ali'yi sev. Ashab-ı kiramı sev. Radiyallahu anhum ecmain. Muaviye radiyallahu anh'ı sev. Değil mi? Halid bin Zeyd, Eba Eyyub el Ensari, mihmandarı Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mihmandarı Eyüp Sultan Hazretleri'ni sev. Bu kadar sevilecek adam varken ben niye kalkıp da falanca futbol takımından bir tane adama gönlümü kaptırayım yahu? Bu kadar kıymetli bir sermayeyi niye boş harcayayım? Bir de yani sevdiğin insanla berabersin. Şimdi şu anda hepiniz düşünün ki Ravza-i Mutahhara'da Resulullah Efendimiz'in yanındayız. Nasıl bir duygu oluyor? Bir de düşünün ki sevdiğiniz takımın futbol sahasındayız. Bir anda kavga ne zaman çıkacak acaba? Değil mi? Ya bu işler onun için arkadaşlar, gönül neredeyse sen de oradasın. Şimdi camideyiz. Gönlümüzde diyor ki ya arkadaşlar da işte kahvede oturdular. Üçüncü, dördüncüyü arıyorlar. Lan keşke burada olmasaydık, orada olsaydık diyen adam aslında camide değildir. O oradadır. Bir adam da gittiği işi icabı efendime söyleyeyim mesaiye kaldı. Gönlü istiyordu ki burada olsun. Diyordu ki keşke ben de şu sohbette olaydım. Ben de bu rahmete katılaydım diyor. O adam da hükmen buradadır. Anlaşıldı mı? Gönlün neredeyse sen de oradasın. Bize Mevla Teala Hazretleri gönlüne mukayyet olmayı nasip eylesin. Gönül mirat gibidir, aksider hal. Gönül ver ekmele, akside ahvel. Yani bu kalp mirat gibidir. Kalp ayna gibidir. Aksider hal. Mesela şöyle anlatayım. Çok sevdiğiniz bir adamın yanına gittiniz. Bu adamın baktınız ki neşesi yerinde. Gülüyor falan. Sen nasıl oluyorsun o esnada? Hemen sen de neşeleniyorsun. Hatta onun espriliğine karşılık veriyorsun. Ama gittiniz yine bir dostunuzu, ahbabınızın yanına gittiniz. Adamcağız hüngür hüngür ağlıyor. Hemen sen de mahzun ol. Gülerek girilmez onun yanına. Şaka baka yapılmaz. Ne yapıyorsun? Hemen
Sen de mahzun oluyorsun. Ya derdi nedir diye bu sefer onu araştırmaya başlıyorsun. Teskin etmeye çalışıyorsun. O öfkeliyse, sevdiğin arkadaşın öfkelenmişse bu sefer sen de nasıl bunu yaparlar ya diye bu sefer sen de sinirleniyorsun. Bak gördün mü? Aksetti. Onun hali sana geçiyor. Bu kalp mirat gibidir. Aksi derhal gönül ver ekmele, aksi de ahval. Allah'ın güzel kullarına gönlünü verirsen, işte Seyyid Nizam Hazretleri gibi, Merkez Efendi Hazretleri gibi, böyle Fatih Sultan Muhammed Han gibi, Yavuz Sultan Selim gibi, Kanuni Sultan gibi, Allah hepsine rahmet eylesin. Mevla bizi onların evladı olarak, torunu olarak mahşere çıkmaya muvaffak eylesin. Bunlarla beraber olursan da o kadar derece kazanırsın. Ya. Onun için hedeflerimizi bir daha gözden geçirelim arkadaşlar. Neyi hedef yaptık kendimize? Nereye gayemizi koyduk? Çünkü bir hadis-i şerifte İnnallâhu yuhibbu ma'aliyel himemi ve yükrihu mesafilaha. Allah âli himmet olan kullarını, yani büyük hedefler, ki bize göre büyük hedef nedir mesela? İşte bir süpermarket zinciri açacağım. Kapalı çarşıda kuyumcu dükkanı açacağım. Bir futbol takımına geçeceğim. Bir şarkı kaseti çıkartacağım. Bilmem ne. Bize göre çocuklar mesela, bizim çocuk doktor olacak. Bizim çocuk bilmem ne. Âli himmet budur ona göre. Arkadaşlar bu mertebeler, bu aldığımız, kazandığımız şeyler bize ne kadar gerek, ne kadar bizimle gelir, ne kadar bizi götürür? Nereye kadar? Musallaya kadar. Musalladan sonra gelmiyorlar bizimle. Mesela aldığın diplomayı, musalladan geçtin, hadi diplomayı yanına koydular. Dediler ki kefenin içine koyun, koydular. Çıkarttın mahşerde, gösteriyorsun. Diyorsun ki kabirde önce geliyorlar değil mi? Münker Nekir geliyor. Geliyorsun diyor ki bak ben falan üniversitesi mezunuyum, bana karışmayın ha. Öyle mi diyeceksin? Öyle bir şey yok. Veyahut da geliyorsun diyorsun ki tapuları koyun buraya. Ben milyarder, minti milyarder adam. Koyun şuraya tapuları. Tapuları koyun. Bak böyle zengin gördünüz mü siz? Münker Nekir onu mu diyeceksin? Zaten onlar almışlar sopayı eline. Sen bir de kalkmışsın onlara ne anlatıyorsun? Ya illa bir şey alacaksan ahitname al. Ya Allah-u Teala Hazretleri bizlere dikkat nasip eylesin. Âli himmet, büyük hedeflere talip olmak nasip eylesin. Nedir büyük hedef işte? Ahirette hiç bitmeyen hayatta Mevlamızın dostluğuna ermektir. Bu hedefe çalışan kimseyi Mevla sevir. Büyük bir mesafeli, çer çöpü için ömrünü harcayan, bu kadar çalıştım, bu kadar ettim, bilmem ne bilmem ne karıştım, şunu kazandım, bunu kazandım deyip de bir mallan hava atayım, arabayı çekmiş altına efendim, ciks araba açtı efendime söyleyeyim tesisatını, mahalleyi gümbür gümbür inletiyor. Yani bak böyle zengin gördünüz mü? Neyle övünüyorsun? Malınla. Estağfirullah. Elhâkumut tekâsûr. Siz tekâsûrla, çoklukla övündünüz, alındınız, aldandınız. Kaybettiniz, yazık ettiniz. Şuyum var, buyum var. Sana lazım olan şeyi al. Sana lazım olmayan şeyin peşine koşma. Dönelim. İkinci düşman nefsimiz dedik. Üçüncü düşman hasetçi mümin. Hasetçi Müslüman da senin düşmanın. Sana istiyor ki ya bu adam şunu yapmasın, bunu kazanmasın, hiçbir işi olmasın, her şeyi ters gitsin. Böyle hasetçi adamlar vardır ha. Adamın bir iki namaza başlar, o kılmasın. Adam sakal bırakıp kessin. Hanımı çarşak yer yapmasın. Onda olmasın. İlla böyle haşüt, müfsit, münafıklarla deccal. Böyle karaktersiz adamlar olur. Bunlar da adama zarar verir. Çalışmasına zarar verir. Evet, mümin hasetçi kardeşin. Bir de münafık var. Dışarıda seninle beraber biz de Müslümanız kardeş. Tabii yani biz de Müslümanız. Ama içeride ona aslında hiç inanmamış, iman etmemiş adam. Bu da sana düşmandır. Bir beşinci düşmanın daha var. O da kafir. Melun Allah'ın düşmanı. O da beşinci düşmanı. Şimdi bu kadar düşmanın içinden biz Allah'a dostluk yapmaya çalışıyoruz. Bu kadar düşmanın içinden salih amel yapmaya çalışıyoruz. Onun için ne yapmak lazım? Sürekli teyakkuzda olmak lazım. Ne derler? Ecdadımız su uyur, düşman uyumaz. Bazıları diyor ki su uyur, su, göz. Göz uyur ama düşman uyumaz. Senin gözün uyursa uyusun ama bil ki düşmanın uyumuyor. Düşmanın karşında hazır, senin gafletini bekliyor. Senin gafil avlanmanı bekliyor. Asker nöbette bir an böyle gözleri, hava soğuk, efendime söyleyeyim bir an gözleri kapandı. Tak! Adam mermiyi sıkıyor hemen. Diyor ki aa mermi diyor boşta. Şey asker boşta diyor. Ne yaptı? Gaflet kabul etmiyor. Değil mi? Sen de aynı şekilde nefisle mücadele edesin. Bir an boşluk bırakırsan Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin dediği gibi
bir anda gaflette insan olsa ne olur? Bir gaflete düştüğü anda yumurtanın sarısını beyazın sardığı gibi, yani sarının etrafında beyaz nasıl? Her tarafı sarmış durumda. Beyazdan boşluk yok, değil mi? Sarının etrafında her tarafı beyaz. Aynı şekilde şeytan da adamı kaplar. Estağfirullah, Kur'an'dan delil de var. وَمَنْ يَا شُعَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَر۪ينٌ Kim zikri Rahman, Rahman'ın zikrinden, ben ya şu an zikri Rahman, Rahman Teala, Allah Teala Hazretleri'nin zikrinden, Kur'an'dan, zikrullah'tan, Allah Allah demekten, vaazdan, nasihatten yüz çevirdi. Ben bana ne ya bunlardan? Benim işim olmaz ya demeye başladıysa, işte ona Mevla bir şeytan dost eder. Gönderir ona bir şeytanı müptela eder. Fehvelehu karin. Kanka olurlar şeytanla. Ya. Yeni tabirle değil mi? Kanka nereye gidiyoruz? Nereye gideceğiz? Sinemaya gidiyoruz, tiyatroya gidiyoruz, kafeye gidiyoruz, bara gidiyoruz ha? Anca oraya götürür o kanka. Ya. Bir de ihvan var, ehifillah var, Allah dostlarıyla kardeşlik var ya. O seni nereye götürür? Allah için sevdiğin kardeşi. Nereye götürecek? Sinemada iş yok onun. Diyecek ki ya hadi ya kardeşim, ihvanım hadi bakalım. Gel şu sohbete gidelim, gel şu namaza gidelim. He? Allah bize böyle dostlar nasip eylesin. Allah bir adama acıdığı zaman ona öyle bir dost verir ki o Allah'ı unuttuğunda hatırlatır. Allah'ı hatırladığında ise destekçisi olur. Zikrullah ettiği zaman da destekçisi. İşte böyle dostlar bize lazım. Onun için İsmet Garibullah'ı dinlemek lazım. Mustafa İsmet Efendi Kaddesallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hemen ilmu edeptir bil şeriat, dahi ilmu edeptir hep tarikat. Edep ve ilm ile bulunur hakikat. Ne bilsin bir edep sırrı şeriat. Edep üzere olup hakka gidelim. Cemali Bakem Asedi. Ne diyor? Hemen ilmu edeptir bir şeriat. Şeriat dini, din mübini İslam nedir arkadaşlar? Edep, ilmu edeptir. Yani ilim bilmek. Mesela camiye sağ ayakla girmek bir edeptir değil mi? Bunu bildik. Bu bir bizdeki bir ilimdir. Bunu yerine getirmemiz de edeptir. Yani camiye sağ ayakla girmek de edeptir. İkisi birden şeriattır arkadaşlar. İşte İslam dini bize bunu emrediyor. Önce ilmi alın, o ilmi tatbik sahasına dökün, o ilim ve amelle beraber ne yaparsınız? Allah'ın has kulu olursunuz. Eğer ilim var, amel yoksa hoca, kaportada dışarıda plakaya hoca yazarlar ama içi hurdaya döner. Onun için ilim olsa amel olmasa olmaz. E amel zaten ilimsiz olmayacağına göre illa bilgi lazım. Dolayısıyla ne lazım bize? İlim lazım. İlim içinde okumak lazım. Günde bir 15 dakika fıkıh ayırmamız lazım arkadaşlar. Hiç olmasa 5 dakika. Bir Mızraklı İlmihal olsa, bir Ömer Nasuh İlmihal Efendimizin İlmihali olsa okusak. He? Veyahut da efendim bir tefsir okusak. Bunlara yani bir reklam arası ya. Sen oturuyorsun filmi seyrederken, dizi seyrederken o arada reklamları seyrederken o kadar vakit gidiyor. Veyahut da çıktın dışarıya bir dumanlanayım dediği anda adamın yine aynı vakitler kayboluyor, zayi oluyor. Allah kurtarsın. Mevla tellendirenleri Allah dellenmeden kurtuluşa nasip eylesin. Ne diyelim yani? Cümlemize yardım etsin ama şimdi bu kadar vakti zaten israf ediyoruz. Ziyan ediyoruz. Halbuki en kıymetli sermayemiz. Başka neyimiz var? Bütün evini, barkını, paranı, arabanı versen bugün 24 Ocak mı bugün? 23 mü? 24 Ocak geri gelmiyor arkadaşlar. Geçmiş olsun. Bugün tarih bitti. Sabah namazına kalktın mı? Öğleni kıldın mı? Cemaatte miydin? İçinde ne yaptın? Akşamda neredeydin? Yatsıyı ne yaptın? Artık yatsı hadi vaktindedir de diğer dördünün vakti gitti. Dolayısıyla telafisi olmayan hatalar yapıyoruz. Zaman İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin buyurduğu üzere seyfi kata, yani keskin bir bıçak gibidir. Geriye kesip atıyor. Ve senin yaşadığın şu an var senin için. Onun için Allah'a şükret ki seni Mevla burada kıymetli kulların arasında elhamdülillah bizi de sizin gibi değerli kulları arasında bir araya cem etti. Bunun için şükredelim. Eğer şükredersek Mevla nimetini artırır. Ne kadar şükredersek o kadar artar. Allah yardım eylesin. Mevla bizlere ilim ve edep noktasında çok çalışkanlıklar, çok gayretler ihsan eylesin. Hemen ilmu edeptir bir şeriat. Dahi ilmu edeptir hep tarikat.
İlim ve edepten yine tarikat ehli olunur. Tarikat demek arkadaşlar bir yol. Allah dostlarının, Peygamber Efendimiz'e dedik ya, hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara hayatında örnekti. Ahirete irtihal edince de arkasından ulemayı bıraktığını beyan etti. İşte ulema da iki türlüdür. Bir zahiri ulema vardır ki fıkıh, tefsir, akaid, ilmi, kelamla uğraşır. Bir de manevi ulema vardır. Onlar da tasavvuf erbabıdır. Maneviyat erbabı. İşte Şah-ı Nakşibendil Bukhari Kaddesallahu Sirrahul Ali Hazretleri. Efendime söyleyeyim Abdülkadir Ceylani Hazretleri. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri. Daha birçok evliyaullah hep böylece bizlerin alemi manevimize, manevi alemimize nurlar yağdırdılar. İşte o yol kapanmadı arkadaşlar. Aynı yolda giden evliyaullah yine var. Yine gönülleri pür nur ediyorlar. Yine aydınlatıyorlar. Eğer sen aydınlanmak istersen. Şimdi güneş sabahleyin doğdu mu? Doğdu. Kör bir adam diyor ki hayır doğmadı ya, karanlık, yine karanlık. Şimdi o adamın sözüne mi bakacağız yoksa güneşin doğduğuna mı bakacağız? He? Güneşin doğması, inkar etse dahi, onu kör kişi inkar etse dahi güneşin doğması vakidir, gerçektir. Dolayısıyla İslam'ın nuru, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yolu kıyamete kadar daimdir, bakidir. Körler onu görmese bile. İsteseler görmemek için ne yaparlarsa yapsınlar. Niye? Güneş balçıkla sıvanmaz demişler. Ne yaparsan yap. Bu yol devam edecek. Yine Peygamber Efendimiz buyurdu. La tezalu taifetü min ümmeti zahirin alel hak. Ümmetimden bir taife hakkı izhar edip aşikare ortaya koyacaklar. Hak budur diye bütün insanlığa ilan edecek. İslam budur arkadaşlar. İslam böyle yaşanır arkadaşlar. Diye gösteren bir cemaat olacak. Allah bizi bu cemaatten ayırmasın. Amin. Çünkü hakkı gösterecek adam yok. Bakın insanların kafası karışmış durumda. Neye nasıl inanacağını, nasıl hangi yolda çalışacağını bilemez hale geldiler. İşte bu yolu aydınlatıp bu yolda hakkı izhar edecek bir cemaate ihtiyaç var. Bu yolda aydınlatma ve manevi olarak insanlara yol göstermek de ancak kendisini yetiştirenlere nasip olur. Dolayısıyla hoca lazım. İlim erbabı lazım. Bu ilim erbabı aynı zamanda maneviyat olarak da Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dayanması lazım. İşte böyle adamlar bizi günümüzü de, dünümüzü de, yarınımızı da aydınlık edecek insanlardır. Böyle bir cemaat kıyamete kadar olacak. Zahirin alel hakkı la yedurruhum men hadelum hatta yeti emrullah ve hümkederik. Onlar Allah'ın emri kıyamet gelene yahut da kendileri hakkında ölüm gelene kadar bu yoldan dönmeyecekler. Biz böyle bir karar alalım arkadaşlar. Ya Rabbi, o gösterdiğin şeriata, o gönderdiğin Muhammed Mustafa'nın sünneti seniyesine, o dostlarının yollarına ölünceye kadar devam edeceğiz. Bu azimdeyiz, bu karardayız. Sen bizim ayağımızı sabit eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, sen bizlere Sultan Fatih'in Akşemseddin'e olan itikadı gibi, Osman Gazi'nin Şeyh Edebali olan itikadı gibi, bütün sultanlarımızın meşayihine olan hürmeti gibi, ihtiramı gibi, bize de dostlarına hürmet ve ihtiram göstermeyi nasip eyle. Yollarında dikkatle yürümeye, gözlerimizi pür dikkat açmaya, kulaklarımızı tas tamam, kulaktaki o gaflet pamuğunu fırlatmış bir şekilde güzelce sözleri dinleyip hayat sahasına en güzel şekilde o dinlediklerimizi aksettirmeye bizleri muvaffak eyle. Dua edeceğiz arkadaşlar. Bu dua var ya, ibadetin çivisidir. Duasız olmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah lahi olan, yani ne dediğinden haberi olmayan bir kişinin yaptığı duayı kabul etmez. Mesela namaz kıldıktan sonra 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber, 100.sünde La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamdü ve alâ kulli şey kadir Subhan rabbiyel aliyyil alel vehhab diyoruz değil mi? Orada dua ediyoruz. Her farz namazın arkasında makbul bir dua var. Orada dua ederken biz dedi ne haberi yok yani. Bir şeyler söylüyor ama öncelikle duaya besmeleyle başlanır. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Biz besmele, hamdele, salavat getir. Sonra açmışsın elini. Yani ihtiyaçlısın. Bu o demek yani. Ben muhtacım. Ya niye el yukarı açtık? Allah yukarıda mı? Allah yukarıda değil. Allah aşağıda değil, sağda değil, solda değil, önde değil, arkada değil, mekanda değil. Yerle gökün hükmü Allah'ın katında yok gibidir. Çünkü onları yaratan o. Mevla şurada burada denmez.
Peki elimizi niye yukarı kaldırdık? Mevla duaya kıble olarak semayı. Duanın kıblesi semadır. Namazın kıblesi de Kabe'dir. Namazda kıbleye döneceksin. Öyle değil mi? Bu şekilde açtık elimizi, yalvarıyoruz. Demek ki bir ihtiyacımız var. İhtiyacın varsa gönülden isteyeceksin. Ya Rabbi işler kesat. Ya Rabbi tıkandık. Gitmiyor. Yardım ya Rabbi. Değil mi? Öyle değil mi? Efendime söyleyeyim. Sıhhat sorunum var. Bakın bir de bir şey söyleyeyim mi? Zorda olan adamın eli açmasıyla rahatta olan adamın el açması bir değil. Mesela Suriye'de, efendim Yemen'de, Mısır'da bir sürü yerde zulme uğrayan kardeşlerimiz var. Allah tez zamanda kurtarsın. Onların el açması, onların o dertle dua etmesiyle bizim burada nebzeten epeyce bir rahat şekilde açmamız arasında fark var. Ama biz aynı hasreti gönlümüzde yaşayarak mümin kardeşimizin derdine dertlenerek açacağız elimizi. Ya Rabbi bizlere yeniden bir İslam halifesinin etrafında toplanmayı, İslam alemine yeniden bir birlik nasip eyle ya Rabbi diye dua edeceğiz. Kur'an'ı düzen ihsan eyle ya Rabbi diye dua edeceğiz. Sünnet-i seniyye ittiba nasip eyle ya Rabbi diye dua edeceğiz. Bu vatanı, bu memleketi abad eyle. Düşmanlarımızı tarum aruma kur eyle ya Rabbi. Mehmetçimizin karşısına dikilenleri perişan eyle ya Rabbi diye dua edeceğiz. Bu ordunun, bu vatanın, bu memleketin selameti için hep kardeşlerimizin, komşularımızın, ana babamızın rahmetli olmuşlarsa kabirde rahat etmeleri için sürekli duada bulunacağız. Allah bizlere böyle gayretler nasip eylesin. Tarikat, tasavvuf ehli de yine ilim ve edeple, yani bilgi ve o bilginin hayat sahasına yansımasıyla bu şekilde tarikat yaşanır. Yoksa tarikat şu haramdır ama bize o haram olmaz çünkü biz dervişiz, dervişe iki tekten zarar gelmez. Böyle dervişler var, haberiniz olsun. Derviş içebilir yani. Öyle bir fetva verir. Veyahut da bizim namaz kılmamıza hacet yok. Zaten biz dervişiz, bizim namazımız kılınmış diye konuşur adam. Yahut da değişik değişik abuk subuk fetvalar verir. Halbuki bilir ki bu İslam'ın emridir. Ama kendisini ondan ihtiyaçsız görüyor. Eğer bu namaz bir mertebeden sonra kılınmayacak olaydı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraç etti geldi. Tam tersi miraç edip de insanın erişebileceği en yüksek mertebede getirdiği hediye ne Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine? Namaz. Ve kendisi ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Hüzün benim dostumdur. Mahzundu Peygamber Efendimiz. Ne derdi Bilal radıyallahu anh'a? Erihni ya Bilal. Ey Bilal bir rahatlat bizi be. Ne yapıyordu Bilal radıyallahu anh? He? Ya Resulallah dur bir kova su dökeyim. Ya öyle rahatlatmıyor. Dur ya Resulallah bir ayran yapayım. He? Dur bir masaj yapayım. Cık, öyle değil. Ne yapıyordu Bilal radıyallahu anh? Vazifesini bilen var mı Bilal radıyallahu anh? Ne yapıyordu Bilal radıyallahu anh? Ezan okuyordu. Müezzin. Ezan okuyunca ne anlaşılıyor? Namaz kılınacak. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazdan rahatlıyordu. Biz acaba ne yapıyoruz? Nasıl durumumuz namaz vakti geldiğinde? Ezan okunuyor. Müezzin başladı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ne oluyor ya? Şimdi de çok meşgulüz ya. İnşallah kılarız. Bugün de yaşımız da daha genç henüz. O kadar da acele etmeye de gerek yok yani. Değil mi? Yani evliya olacak halimiz yok zaten. Hep böyle yani. Bir sonraki zamana. Bir bakıyorsun ki bir trafik kazasında yaşı 17, 18, 19 gitti. Veyahut da hastalık vurdu gitti. Bilmem ne oldu gitti. E hani daha ömrün vardı senin? 40'ısı vardı, 50'si vardı, 52'si vardı. Ha, yaşayacaktın. Gitti. Bitiyor arkadaşlar be. O Allah-u Teala Hazretlerinin dostlarına işte evlat olduğumuz zaman bu istenilen şey bizden nedir? Yine bildiğimizi hayat sahasına dökeceğiz. Ve o hayat sahasına döktüğümüz zaman biz manevi yolda da o Allah dostlarına evlat olmuş olacağız. Edep ve ilmine bulunur hakikat. İşte edep ve ilmi, yani bilgiyi hayat sahasına döktüğümüz zaman o marufu sahayı arsada, arsayı zuhurda meydana getirdiğimizde arsayı zuhurda o meydana çıktığı zaman o zaman biz hakikat erbabı oluyoruz. Ne bilsin bir edep sırrı şeriat. Edepsiz adamın şeriattan, İslam'dan, Kur'an'dan nasibi yok. Yok arkadaşlar. Bizden istenilen edeptir ya. Şimdi bakın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şu da çok önemlidir edebin bilinmesi açısından. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sizden birisi def-i hacet yapacağı zaman, yani küçük abdestini, büyük abdestini bozacağı zaman, helaya girdiğinde kıbleye, ki kıble buradan 3000 küsur kilometre ötede.
Doğru mu? Kıbleye sırtını dönmesin. Önünü de denk getirmesin. Allah Allah. Buradan kıbleye hürmet isteniyor bizden. Böyle değil mi hadis-i şerifte? Önünü de arkanı da dönme. Tahrimen mekruhtur. Oraya tükürmesin. Kıble tarafına tükürmesin. Arkadaşlar, kıbleye karşı bile bir hürmet isteniyorsa, o kıbleyi bize öğreten, o kıblenin bize kıble olmasını isteyen o Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem hürmet istenmez mi? He? Ona gönülden bağlılık istenmez mi? Ya bir adam olalım, bir aklımızı başımıza alalım. Ümmeti Muhammed. Adamlar karikatür yapıyorlar, karaktersiz herifler. Namussuz herifler. Haysiyetsiz herifler. Yaparlar. Biz eğer ümmeti Muhammed olarak Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i canımızdan çok sevmedikçe biz gerçek mümin değiliz. Bizim gerçek mümin olmadığımız, yani tamamıyla sahte olduğumuz, tamamıyla laf icabı, yani böyle çakma tabiri caizse, böyle bir Müslümanlık yaşayıp da dünyaya meydan okumak arkadaşlar. Hani diyorlar ya, kendine dev aynasında değil de boy aynasında bak diyorlar ya. Biz de dev aynasında bakmayalım, boy aynasına bakalım. Ümmet-i Muhammed olarak biz Resulullah Efendimiz'i nereye koyduk? Sabah kalktığımızda Resulullah Efendimiz'den ne kadar bir sünnet almışız hayatımıza? Akşam yattığımızda ne kadar Resulullah Efendimiz'in sünnetine göre yatıyoruz? Hayatımızın akışında Muhammed Mustafa nereyi kaplıyor? Seviyorsan sevdiğini ortaya koyarsın. Seven sevdiğini yaşatır. Hani Resulullah sende? Bir sakal bile yok. Bir cübbe bile yok. Bir sarık bile yok. Bir misvak tutamıyorsun. Ya bir abdest de tutamıyorsun mübarek. Daha yaşın kaç ya? Bir abdest tut bari. Abdesti gezmek de sünnettir. Ya. Sonra da diyoruz ki şöyle böyle. Hani arkadaşlar, hanımlarımızın çarşafı şerifi nerededir? Biz Osmanlı'nın torunuyuz. Kimse bize laga luga yapmasın. Anladın? Ama biz ne zaman ki o Osmanlı gibi Muhammed Mustafa'ya gönülden aşık olursak, o zaman yumruğu masaya koyarız. Tamam? Kimsiniz lan siz? O zaman gider de yaparız. Atar da yaparız. Tamam mı? Ne istersen onu yaparız. Ama şimdi bu sahtekarlıkla, bu Muhammed Mustafa'yı çok seviyorum deyip hiçbir sünnetini işlememekle ancak lafta kalırız. Allah-u Teala Hazretleri bizlere gerçek manada Muhammed Mustafa'ya ümmetliği nasip eylesin. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Onun yoluna serle gerdan uzatmayı nasip eylesin. Başından geçmek, canından geçmek lazım. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh dedi ya, ya Resulallah, dünya üzerinde sevdiğim, en çok sevdiğim insan sensin ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ömer radıyallahu anh'a sordu. Ya Ömer, canından da çok seviyor musun? Dedi ki yok. Ya Resulallah, Hazreti Ömer dobra. O kadar değil ya Resulallah deyince, olmadı Ömer dedi. Beni canından da sevmedikçe olmaz. O zaman Hazreti Ömer Efendimiz buyurdu ki, şimdi de canından da çok seviyorum seni ya Resulallah. İşte bu sevgi olmadıkça arkadaşlar, sevmeyen adama ne yaptırabilirsin ki? Sevenin neler yaptığı ortada. Ferhat'a sor. Dağları deldi mübarek be. Ha? Mecnun'a sor. Delirdi aşkından. Öyle mi? Aşk lazım. Muhabbet lazım. İşte o aşk da muhabbet de ancak Muhammed de oluyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bize yaşadıkça ona hayran olmayı, gün be gün muhabbetinde artmayı nasip eylesin. İşte bize onun sevgisini öğretecek bir dostuna talebe olmayı, bir hocaya talebe olmayı da nasip eylesin. O zaman demek ki ilim ve edep bizi fark ettiriyor. Ne bilsin bir edep sırrı şeriat. Şeriatla az dakika gidelim Cemali bakın. Edeple olacağız, şeriatla Allah'a gideceğiz. Yani Allah'a dostluğun tek çaresi var. Bu İslam'ı güzel yaşamak, bu dostlarıyla güzel dostluk yapmak. Allah'ın izniyle o zaman Allah'ın cemali ba kemali seyretmeye muvaffak oluruz. Şimdi buradaki Mızraklı İlmihal kitabından birkaç mesele okuyacağız. Sonra da inşallah sizin suallerinizle iştigal ederiz. Burada biraz can alıcı bir bahis. Belki çok müjdeli haberlerde konuşuyoruz ama arada bir de böyle bir silkinmek için, hani bir iki adama ne yapıyorlar mesela, hasta geldi, hastaneye geldi, böyle artık hani eks olacak diyorlar ya, böyle tam böyle dıt 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 dıt, ne yapıyorlar hemen? Basıyorlar adamı, zıplatıyorlar ama ya. Çart! Veriyorlar ayarı. Adam bir zıplıyor, sonra bakıyorsun tekrar bir hayat belli. Döndürdük diyorlar geriye. Lan gitmedi ki adam döndüresin. Giden adamı döndürebilirsin. Nereye döndürüyorsun? Adam gitmedi de hani hayata tutundu tekrardan. Devam ediyor. Aynı hayatı devam ediyor. Öldü de geri dönmedi yani.
Gitmek üzereydi. Yakın bir mesafede devam etmeye karar verdi. Gerçi onun kararını soran da yok ama demek ki ecel gelmedi. Şimdi biz de tabiri caizse hepimiz bu hastalıkla hastalanmışız. Dünyanın hastalığı bize vurmuş. Bu hastalıkla hastalanan adamlara şimdi bir iki tokat lazım. Kendimize gelelim ya. Uyanalım. Nereye gidiyoruz ya? Nereye gidiyoruz kardeşim? Estağfirullah. Feylete de bun. Nereye gidiyorsunuz? Bu gidip gidiş gitmek değil. Böyle gidilmez. Bu yolun sonu neticesi harap, hüsran. Ya uyanalım. İmansız gitmenin sebepleri. İmansız gitmeye sebep olarak 40 kadar şey beyan olunmuştur. Bir diyor, evveli yaramaz itikat. Yaramaz itikat ne demek? Ehli sünnet ve cemaat itikadından çıkmak demek. İnancında işte az evvel saydık imanın 6 şartında problemi var. Yahut da efendim ehli sünnet ulemasının aralarında beyan ettiği, ittifakla beyan ettiği noktalarda itirazları var. Böyle bir itikada sahip olan kimse son nefeste takla gidebilir. Tamam? İşte Vahabi olmuş, bilmem ne olmuş, Şia olmuş, şu olmuş, bu olmuş, bir haltlar olmuş. O zaman iş tehlikeli. Ya kral da olsan gidiyorsun arkadaşlar. Kralı da alıyorlar. Kralına maden suyu da vermiyorlar. Haberiniz olsun yani. Hiç fark etmez. Herkesi alıyorlar. Bu kabir öyle bir yer yani. Uzattıkları adamların hepsine bak. Koca Sultan Süleyman bile, değil mi? Kabirde yatıyor. O da toprağın altına girdi. Yani o da yatmasa, altının içinde yatsan yatmıyor. Yok. Hatta dedi ki Sultan Süleyman Hazretleri, vefat ettiğim zaman elimi kabirden, şeyden, tabuttan dışarı çıkarın. Vasiyetimdir. Dediler niye? Dedi ki millet görsün ki bak koca Sultan Süleyman bile kabre bir şey götürmüyor. Ona göre yani. Siz de fazla heveslenmeyin. Hiçbir şey alacağınız yok yanınıza. Ya. Zayıf iman. Kendisini imanını kuvvetlendirmemiş. Yani ne yapmamış? İşte ne namazlarda olmuş, ne sohbetlerde olmuş, ne ilim halakasına katılmış. Hiçbir şey yapmamış. İmanı zayıf. Bu adam da yani biliyorsunuz şeytanın son hamleleri, son nefeste epey uğraşması vardır. Hatta Üstadımız Muhammed Efendi Hazretleri buyuruyor ki kabre indiği zaman bile şeytan aleyhillâne adama diyor ki Münker Nekir soruyor. Men Rabbuke? Rabbin kim? O şeytan da arkadan diyor ki beni göster diyor. Beni. Ta hala şeytan bırakmıyor ya. Umudu kesmemiş ondan ya. Acaba burada beni gösterir mi? Yok. İşte biz Rabbimizi tanıyacağız. Allah-u Teala'nın zatî sıfatlarını, subûtî sıfatlarını, esmâ-i hüsnâsını bileceğiz. Değil mi? İnne lillâhi tis'aten ve tis'ine ismen men ahsâha dehalel cennet. Kim? Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunları sayarsa ne yapar? Cennete girdi. İşte bu 99 ismi sayacağız. Yani öğreneceğiz. Güzelce ne? Mevla'dan da bu dua, bu isimlerin hürmetini isteyeceğiz. Esmaül Hüsna'sı çaredir her derde. Ya. Üçüncü, 9 azasını doğru yoldan çıkarmak. Nedir 9 azam? 2 el, 2 ayak, 2 göz, 2 kulak ve dili. Doğru yoldan çıkarmış. Yani ne demek? Eliyle harama temas ediyor. Mesela bir namahrem dediğimiz, bir mahrem var, bir de namahrem var arkadaşlar. Mahrem dediğimiz bizim anamız, bacımız, bunlar bize mahremdir, halamız, teyzemiz. Yani bize nikahı düşmez, ebediyen haramdır. Bir de namahrem var. Namahrem ise nikaha düşüyor. Yani sokaktan herhangi bir hanım veyahut da amcanın kızı, teyzenin kızı eğer süt kardeşlik bağı yoksa onlar da haramdır. Dolayısıyla mahremlik var, namahremlik var. Buna göre de durum değişiyor. Şimdi sen çıktın herhangi bir kadının sokakta elini tutuyorsun. Namahrem. Bu nedir? Haramı tutmaktır. İşte iki eline sahip çıkmamak. Doğru yolda kullanmamak oldu. Ayaklarınla yanlış yolda yürüyorsun. Camiye doğru değil de kahveye doğru gidiyorsun, sinemaya doğru gidiyorsun. Efendim birhaneye doğru gidiyor adam. Allah muhafaza eylesin. Böyle gitmeklerde ayakları koruyamamaktır. Gözden gözümüzü koruyamıyoruz. Bakıyorsun şuna, bakıyorsun buna. İşte halbuki biraz düşünsek o bakmaktan bir fayda yok ama işte aldanıyoruz. Zannediyoruz ki bakınca bir şey olacak. Hiçbir şey olduğu yok.
Sadece avucunu yalarsın. Ancak o olur. Başka bir şey oluyor. Efendim Hazretimiz derdi ki kutsası. Şimdi bu kadınlar böyle açık giyiniyorlar. Sen de gözünü baktın, değdirdin onun efendim açıkta olan bir bölgesine, bakma haram olan bir yerine gözün değdi. Şimdi o gözün değdiği yer kesin bir ten var orada değil mi? Bir cilt var, deri var. O deriyi bir kaldır. Altında ne var? Kan var, sinir var. Ama dışarıdan bakınca sanki bir şey varmış gibi duruyor. Halbuki hep kan, hep sinir, hep sıkıntı ya. İçerisi dışarısı sıkıntı. Buna bakıp da ne yapacaksın? Bir de şu açıdan bakmak lazım. Bu eninde sonunda çürüyecek gidecek. Geçen yüzyılın dünya güzeli bugün toprakta çürüdü gitti. Değil mi? Dünya güzeliydi. Bakamazdın, doyamazdın bakmaya. O gözler aman ahu ceylan gibi oy şöyle böyle derken gitti. Toprak oldu. Şimdi al kafatasına bak. Ne yapacaksın kafatasından? Hiçbir şey. Oy sen böyle güzeldin ne olduysa ağlayacağım etrafında. Yok bitti. Demek ki buna o kadar üzülmeye gerek yok. E ne yapalım hocam şimdi iyi de sen de öyle bir konuştun ki. Ya arkadaşlar bunun da bir yolu vardı. Bunun da yolu nedir? Allah-u Teala sana helalinden nikahlan bir eş nasip eder. Vakti geldiğinde Allah güzel bir hanımla, saliha bir hanımla güzel bir yuva kurarsın. Bu yuvayı kurarken de niyetinde bir sünneti ihya etmek sevdası olur. Yani Rabbim Habibin senin evlendi. Ben o Habibinin sünnetine uyuyorum. Senin Habibin yine buyurdu ki ben evlenin, çoğalın ümmetimin çokluğuyla iftihar edeceğim. Dolayısıyla biz salih nesiller, güzel nesiller yetiştirmek için evleniyoruz. Bak ibadet. Ondan sonra hanımının elini tutarsın ibadet. Göz göze gelirsin ibadet. Çorba içersin beraber ibadet. Çay ısmarlarsın ibadet. Gül götürürsün eve ibadet. Muhabbet edersin ibadet. Ama namahremle konuş eksi, günah. Çay ısmarla hesabı ödedin bir de enayi. Yine günah. Gördün mü? Efendim yemek ısmarladık. Boğaza nazır. Oturduk işte sol elle bıçağı batırdı, çatalı batırdı. Sol elle yiyorsun. Ne oldu? Mösyö. O da ibadet olmadı. Bak bela oldu. Musibet. Demek ki bu işten hayır yok. Ne yapacaksın? Gözünü de koruyacaksın. Elini de koruyacaksın. Ayağını da koruyacaksın. Bir de kulağını koruyacaksın. Kolay mı arkadaşlar? Çok kolay görünüyor değil mi? Söyleme. Ben çok kolay konuşuyorum yani. Hocalar böyle konuşurken kolay konuşuyorlar da yapmak zor be. He? Nefis diyor ki nasıl bakmayacağım be? He? Kolaysa bakma be. Mahalleye bir girişi var bir de çıkışı var. Bir kere bakış bizim için değil mi hocam diyenler var. Oğlum o bir kere bakış yanlışlıkla değdi ama o da zehirli oktur. Bak onu da bil ha. Senin gibi maneviyat erbabı bir adamın kalbini sanki ne yaptı? Canlı bomba gibi girdi kalbine. Güm bütün ibadetler, taatler bir lezzet vermişti. Hepsini dünyevi lezzetlere çevirdi. Şimdi düşünüyorsun onu. Aa falan filan ne yapacağız ya ne edeceğim? Hiçbir şey olacak. Düşündüğünde kalıyorsun enayi gibi. Sen bunun için gelmedin ki dünyaya. Bu işler olacak işler. Evleneceksin, çoluk çocuk olacak. Biraz sonra işte torun torba olacak. Biraz sonra da poşet olacak, gidecek. Bu kadar. Budur yani. Niye yap? Ya bir şey yaparken niye yaptığımızı iyi bilmemiz lazım. Gözümüzü, kulağımızı kontrol edeceğiz. Doğru yoldan çıkartmayacağız. Kulak. Bu da çok enteresan. Takıyor kulağının şeyi. Ne onun adı? Kulaklığı. Neyse artık Walkman diyeceğim ama Walkman kalmadı herhalde artık. Bizim çocukluğumuzda vardı. Takıyor adam. Geziyor sokaklarda. Telefona bağlamış. Selamun aleyküm. Duymuyor. Ya oğlum. O bir şeyler çalmış. Belli gidiyor öyle. Bir havalarda yani. O uçuyor. Geçen gün Üsküdar'daki o mübarek zat Aziz Mahmudi Dahi Hazretleri'nin kabrini ziyaret etmek vasıtasıyla efendim geçtik karşıya gideceğiz. İskelede de tabii bir gemi yanaşmış. Onun arkasında da bir gemi var. Bize dedikleri şu yani bu gemiden transit geçiyorsunuz arkadaki gemi gidecek. Bu gemi gitmeyecek. Tabii hanımefendi takmış kulaklığını. Girdi. Gemide hiç kimse oturmuyor. O da uyanık. Geçti tam manzaralı yere oturdu. Bütün herkes gemiye geçti. Bu tabii kulaklığı takmış. Önüne bakıyor. Bir şeyler. Sesleniyorlar. Hanımefendi. Bu gemi kalkıyor. Hanımefendi falan. Duymuyor. Hiçbir şey yok. Haberi yok dünyada. En son gitti adam. Ya dedi bu gemi gidiyor bak haberin olsun. O kadar kaptırmış kendini. Dünya tamamıyla kaybolmuş. Yani böyle bir android diyeceğim ama doğru mu diyeceğim bilmiyorum yani. Böyle kendine has. Kendi işletim sisteminde. 4.2'ler. 4.4'ler. Ne bileyim neler. Yok iPhone'lar, yok güneş fonlar.
Ya arkadaşlar ne yapacağız bu işten bilmiyorum ya. Kabristan'a da isteyeceğiz artık abi. Wi-Fi'li olsun abi bizimki. Wi-Fi yoksa ya girmem abi o kabre. Nasıl gireceğim ya, Wi-Fi yok ya. Çekilmez o hayat. Değil mi? Bir an düşünsenize, cep telefonunda internetin yok. Aman Allah'ım ya. Bir de Wi-Fi bitmiş. Evde internet yok. Allah. Böyle ev mi olur? Bu eve nasıl taşındık biz? Televizyon yok evde. Aman Allah. Ben biliyorum yani, bir yakınımızın başından geçti de ondan biliyorum ya. Ne dese giderken sattı televizyonu gitti. Tabi o zaman internet o kadar yok. Televizyon var. Milletin de vadileri var. Seyrediyorlar doya doya. Doyamadılar hala da işte. Seyrediyorlar. Neyse artık. O hacı arkadaş da gitti bir medeseye. Onun akrabası arıyor. İşte abisi neyse artık. Diyor ki kardeşim sen ne acayip adamsın ya. Sırf kendini düşünüyorsun ya. Gittin medeseye, sen orada uğraşacaksın. Biz ne yapacağız? Biz ne yapacağız? Ha? Aldın televizyonda satmışsın. Allah Allah. Ne, nereye bakacağız? Biz ne bakacağız? Lan aç işte kitap oku. Yo, kitap tutmam hayatta. E otur seccadenin başında. Tespih çek. Git, cam var arkada, ders oku. Televizyonun başında. Çok yoruluyoruz. Biz işten geliyoruz, var ölüyoruz böyle. Ama halı saha maçı var dediğin zaman hacı ne zaman ya? Değil mi? Halı saha maçı var çünkü. O zaman bir vücuda ekstra ikinci bir şey var demek ki orada, yedek pil mi diyorlar, batarya. O çalışıyor, o devreye giriyor. Bir orada bir 60 dakikada, hatta çabuk çalıyor ziller. Değil mi? Doyamıyorsun yani hemen. Ya kardeşim doyamadık ya falan. Neyse haftaya tekrar var. Yine geliriz. Bak görüyor musun? Çok hakikaten kolpa bir nefsimiz var ha. Tam hikaye ya. Anlatsın sana. Öldüm oğlum, bittik ya. Bu kadar çalıştık ya. Bir de gideceğiz şimdi, namaz mı kılacağız? Bir de oturacağız, sohbet mi dinleyeceğiz? Ne yaptınız lan? Yoruldunuz mu şimdi? Burada ne yaptık biz yani? Şimdi oturduğunuz yerde yürüyüş, hafif tempo yürüyüş yaptırmadık. Hepiniz oturdunuz. Dinlediniz. Efendim barfix çektirmedik. Ne bileyim ağırlık kaldırmadık. Adam gidiyor ağırlık kaldırmıyor. Veyahut da 6 kilometre yol yürütmedik değil mi size? Ama nefis diyor ki ulan gitme oraya arkadaş ya. Gitme lan. Ne işin var senin orada ya? Böyle acayip işte. Ama keyfine gelen yerdeyse en önde ben olacağım. Lahmacun var. Hemen abi nasibimi alayım oradan. He? Bir revani var, bir künefe var dediğin zaman oradan nasipsiz olmak arkadaşım. Herkese künefe ısmarladılar farz et. Böyle bir şey yok ha. Şimdi peşin söyleyeyim. Baklavayı varsan şimdi burada var sana. Ismarladılar künefe, sana yok dediler. Nasıl moralim bozulur değil mi? Eyvah. Ulan bizi adam yerine koymadılar ya. Değil mi? Ama işte bak bu sofra kuruluyor. Bu sofradan nasipsiz kalmak adama koymuyor. Sabah namazında camide cemaatte olmamak koymuyor. Niye? Çünkü enayiyiz. Aldanmışız. Zannediyoruz ki o kârdır. Halbuki yediğin künefe birazdan gidecek kenefe. He? Ama namaz, kıldığın namaz cennette köşk oluyor. Geldin gittin köşk. Ya hepsi sevap, hep ibadet, hep Mevla'nın hoşuna gidiyor ama işte uyandırmak mesele. Hadi bakalım. Allah bize bu uyanış nasip eylesin. Amin. Yeniden diriliş nasip eylesin. Amin. Bir daha ayağa kalkmak. Günahına ısrarlı olmak. Bu bizde var. Allah tez zamanda ısrardan kurtarsın. Çünkü la sagirate meal israr ve la kebirate meal istiğfar. Küçük günah yapa 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 küçük olarak yazılmaz. Artık büyük günahtır o. Takıntıdır. Hepimizin böyle takıntıları var. Allah bizi bu küçük günah zannettiğimiz büyüklerden tez zamanda kurtarsın. Evet, büyük günah da yani çok büyük günah işledik. Şunu 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 yaptık. Eyvah ne yapacağız biz? Ne yapacağız arkadaşlar? Güzel bir abdest alacağız. Mümkünse bir gusül abdesti alalım. O da olur. Kalk seccadeni ser. Güzelce sarını sar. Ya Rabbi estağfurullah. Kıl iki rekat namaz. Sonra aç. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Ya Rabbi senden özür diliyorum. Ben senin emrini tutmadım. Ben senin yasaklarından kaçmadım ya Rabbi. Şöyle şöyle hata ettim diye. Pişman ol. Mevla da sana tekrar sıfır amel defteri versin. Öyle değil mi? Ettaibu mineden bir günahtan tevbe eden ne gibi? Kemen la dembele. Sanki hiç günah işlememiş gibi. Budur ama şart ne? Pişman olacaksın. Yoksa estağfurullah tabii canım. Estağfurullah. Bu estağfurullah, estağfurullah değildir yani. Bu lafın gelişi estağfurullah'tır. Estağfurullah demek ben çok kabahatliyim, affet ya Rabbi demektir. Bir insan mesela ben şimdi sana bir yamuk yapsam nasıl özür dilemem lazım senden? Nasıl istersin özür dilemem? Ya affet oğlum ya işte bir şey olmaz ya. Böyle mi istiğfar eder? Böyle mi özür dilenir insandan? Affedersin ya falan. Öyle değil. Ya arkadaş özür dilerim ya. Bak gerçekten ya. Bir de sevdiğin hatırlı bir insan olduğu zaman nasıl özür diliyorsun? Sadece özür dilemiyorsun belki. Yanında bir şeyler. Değil mi? KDV ile gidiyorsun. Ne varsa yanında katıyorsun. Diyorsun ki özür dilerim hanım. Değil mi? Veyahut da işte özür dilerim arkadaşım diye sevdiğin birisi olduğu zaman
Daha farklı bir muamele. Mevla Teala Hazretleri'nde nasıl özür diliyoruz ya? Estağfurullahlar nasıl? Hani Rabiatül Adeviye diyor ya, Allah rahmet eylesin, radıyallahu anha, rahmetullahi aleyha. Diyor ya, bizim istiğfarlarımız bile bir istiğfar ister ha. Biz istiğfar bile doğru düzgün yapamıyoruz. Bir tane hoca da demiş ki, şimdi namazlardan sonra, farz namazlardan sonra istiğfar etmek biliyorsunuz çok faziletlidir. Estağfurullahil azim ellezî lâ ilâhe illâ vel hayyel kayyûmü leh. Üç defa dediğin zaman harpten kaçmış bile olsa günah affedilir değil mi? O kadar büyük bir günahtır halbuki. O bile affettirir. Farz namazın arkasında üç defa bunu dediğimiz zaman. Hocanın bir tanesi de kıyas yapıyor. Diyor ki ya öyle şey olur mu? Ne yaptık biz? Namaz kıldık ya. Kötü bir şey mi yaptık? Estağfurullah diyeceğiz. Şimdi namazdan sonra niye istiğfar çekiyoruz diyor yani. Akıllı adam, biz bu namazı kim öğretti de kıldık? Resulullah Efendimiz öğretti de kıldık. Resulullah Efendimiz diyor ki namazdan sonra da üç tane estağfurullah çekin. Ya niye çekiyoruz ki kardeşim? Namaz kıldık, bir kötülük yapmadık ki diye estağfurullah çekelim. İşte insan cahil oldu mu arkadaşlar? Yapacak bir şey yok. Açacaksın, bakacaksın. İbadet diyoruz biz buna. İbadeti Resulullah Efendimiz'e öğreneceğiz. Beşincisi, İslam nimetinden şükrünü kesmek. Yani Müslümanım diye bir sevinç, bir ya Allah'ımıza hamdolsun şu hal bizi alsın arkadaşlar. Özellikle cuma günü camiye biraz erken gelmeye gayret edelim. Bakın etrafımıza ya, güzel bir takkemizi de takalım şöyle. Sarığımızı saralım mümkünse. Güzel bir elbiseyle camide erkenden dikilelim. Değil mi? Ondan sonra da ya Rabbi be. Ya Rabbi, bu kulların hepsi kelime-i şehadet ehli. Hepsi Müslümanlar. Beni de bunların arasında yaşatıyorsun. Ya Rabbi sana sonsuz hamdi senalar olsun. Bizi gavurların, Yahudilerin, Hristiyanların, ateşperestlerin, putperestlerin, he? Şucuların, bucuların, budacıların yanında değil de bizim Muhammed Mustafa'nın ümmeti olarak sallallahu aleyhi ve sellem kabul ediyorsun diye sevinçle, böyle bir aşkla gelip elhamdülillah demek lazım. Bu çok büyük bir nimettir. Nimeti İslam en büyük nimettir. Allah-u Teala kıymet bilmeyi nasip eylesin. Ben 5 tane okudum. Çünkü biraz uzuyor. Muhabbet, sizin muhabbetinize doyum olmaz. Allah-u Teala sizi, aşkınızı ziyade etsin. Yani buradan maksat da bilelim arkadaşlar. Sizi daha çok şevklendirmek, daha çok aşklandırmaktır. Daha bir şeyler yapabilir miyim? Kendimde daha neyi geliştirebilirim? Çünkü bu bir mücadele. Bu bir yarışma. Allah-u Teala Hazretleri en yetenekli kulunu seçiyor. Hı, al sana. Tamam. Hadi bakalım yetenekli beyefendi. Çık bakalım. Teheccüd vakti seccadeyi ser. Neredesin? Sabah namazında cemaatte ol. Hadi bakalım. Yetenekli. Uçuyor havada. Ateşin içine giriyor. Bilmem ne. Hiçbir şey yetenek sayılmaz. Niye? Bu yeteneklerin neticesinde ne var? Birinci oldunuz. Alın size para. Ödülü bitti. Ama bir adam teheccüd kıldığı zaman ne buyurdu Cüneydi Bağdadi Seyyid-i Taife? Tahatil ibarat ve feniyetil işarat ma bakiyena illa rükeyatun salleynaha fi cevvilleyh. Bütün ibareler uçtu gitti. Bütün işaretler bitti. Manevi olarak bir haller oluyordu. Rüya mesela, rüyanda hoş bir hal gördün. Şöyle seccadede namaz kılıyordum. Bir tatlıydı. Kabe'de gördüm kendimi falan. Hepsi bitti. Ve feniyetil işarat. Ma bakiyena. Bize kalmadı. Kabirde onu görüyorlar. Rüyada görüyorlar mübareği. Cüneydi Bağdadi rüyasında görüyor birisi. Diyor ki bize kalan şu oldu diyor kabir aleminde, manevi alemde. Ne kaldı? İlla rükeyatun salleynaha fi cevilleyh. Gecenin içinde kıldığımız rekatçıklar kaldı bizimle. O iki rekat var ya. Ya. Abdullah İbni Mübarek diyor ki radıyallahu anh, eğer dünyaya dönsem diye iki rekat namaz kılacak kadar bir vakit isterdim Mevla'dan diyor. O kadarcık bir zaman. Bizde var mı? Ne yapıyoruz? Ne yapacağız? Yastık. Yastık altı yapıyoruz. Yastığa yatırım yapıyoruz. Kaç saat uyudun? 12 saat. Maşallah. Yani daha bir 12 saat olsa o kadar duyacak. Adam oturmuş kaç saattir oyun oynuyor. Bilmem sniper mı oynuyor, knighter mı oynuyor, ne oynuyor işte, bir şey oynuyor. Adını unuttum şimdi oyunların. Sen söyle. Ne bileyim ben, ne oynuyor işte. O oyunları çocuk dalmış kalmış. 1,5 gün kapmamış. Affedersiniz, oturduğu yere pislemiş. O kadar oyuna dalmış ha. Kendini kaptırmış gitmiş. Aslında çok kabiliyetli bir çocuk. Burada ne olmuş oluyor? Çok büyük manevi kabiliyet var. Çünkü odaklanabiliyor. Ama yanlış yere odaklanıyor yani. Birazdan kim çıkacak falan. Ne çıkarsa çıksın. Oyun oğlum. O kadar yani kendini kaptırma. Yemek yemeyi unutuyor ya. Oyun oynamak için. Annesi diyor ki oğlum git ekmek al. Ya ben de gideceğim ya. Ben de gideceğim kardeşim ya. Abim gitsin, kardeşim gitsin, o gitsin. Ekmek almam. Annesi kadıncağız kendi başına gidiyor ekmek alacak. Olur mu ya? Sen ne gülesin? Biz varken karıyı mı göndereceğiz pazara? Nasıl gireceğiz sonra mezara? Ayıptır ya. Bakkala ne işi var annenin? Sen gideceksin. Sen alacaksın öteyi beriyi. Ama şimdi saldık karıları pazara, çarşamba pazarına. Bu sefer pazarcı da şaşırıyor. Diyor ki hoca diyor, senin ne işin var pazarda ya?
Sen şaşırdın mı yolum diyor ya. Dedim olur mu pazarı dedim erkek çıkar asıl dedim. Bak sen satıcısın erkeksin. Müşterin de erkek olacak. Sen niye şaşırdın? Ama işte işler tersine dönünce ya dönünce işler tersine herkes gitmiş Mersin'e yani. Biz de o haldeyiz. Allah işleri tekrar düzeltmeye bizleri muvaffak eylesin. Bize adam olmayı nasip eylesin. Adam gibi yaşamaya, adam gibi İslam'ı kendi hayatına aksettirip insanlara örnek olmayı nasip eylesin. Daha çok şey konuşulur da onları da biraz sonraya bırakalım. Peki. Evet arkadaşlar. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. O zaman dua ediyoruz arkadaşlar. Bir sağlam dua edin. Bak amin dediler. Adamların hepsini evlendirdim ha. Uyanık olun bak. Hadi. Amin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. İşi olmayan varsa niyetini sağlam alsın. Bakın arkadaşlar meleklerin iştirak ettiği. Tamam benim gibi keleklerin de iştirak ettiği bir yer ama sağlam Allah'ın has kullarının da iştirak ettiği. Mevla'nın kıymetli meleklerinin hiç günah işlememiş. Onlar şu anda bu meclisteler. Sizin gibi Allah'ın izniyle salih kulların arasında. Şimdi bu duayı onlar da amin diyecekler. Bu dua tertemiz bir şekilde Mevla'ya çıkarılacak. Bu dua kabul edildiği zaman ya dünyada acilen hemen peşin gelecek size. Hemen bir bakacaksın. Arkadaşım birisi dedi. Hocam evlendim, hocam evlendim, hocam evlendim. 30 yaşında. Elhamdülillah. Her yerde gelip dua istiyordu. En sonunda elhamdülillah Mevla ihsan etti. Halloldu şükür. Dünyada oldu. Ya da ileriki vakitlere atılır. Daha sonra duanın kabulünün alameti çıkar. Yahut da üçüncüsü dünyada Mevla o duayı kabul eder. Tabiri caizse paketlenir. Ahirette sevap olarak sana çıkar. Aa ben böyle bir amel işlememiştim. Senin dünyada dua edip de sakladığın amelin buradadır. İsteğin, talebin dünyada verilmedi ama burada sana sevap olarak veriliyor. Çünkü duada bir ibadettir ve ibadetin özüdür. Sevabı sana burada veriliyor deyince adam tüh lan keşke hepsi burada verilseydi be diye feryadı figan edecek. Onun için duamız biiznillah sizin gibi temiz kardeşlerimizin arasında makbuldür. Ümidimiz var. Allah-u Teala Hazretleri'ne. Amin. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Ya Rabbel Alemin, Ya Alemin. Uzaktan gelen, yakından gelen bu kardeşlerimizin Ya Rabbi hayırlı muratlarını ihsan eyle. Amin. Evvela Ya Rabbi cümlemizi hadis-i şeriflerde beyan edilen mağfurin, affedilmiş kullar. Kumu mağfurin. Affedilmişsiniz. Hepinizin tertemiz amel defteri var. Böylece müjde verildi hadis-i şerifte. Ya Rabbi şu meclisteki, şu toplantıdaki kardeşlerimize de bu müjdenin bir alametini ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Kendilerine de yeniden tertemiz amel defterleri nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi el alemin bunları kardeşlerimizi, bütün hepimizi ya Rabbi sevdiğimiz, umut ettiğimiz, umutla beklediğimiz hayırlı şeylere mülaka eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi umudumuzu kıracak kötü havadislerden, kötü işlerden, ümmetin gayretini kıracak kötü işlerden cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri Kur'an-ı Kerim şeriat-ı garra, tefsir, hadis, ilmi kelam, fıkıh, tasavvuf bu manevi ilimlere karşı ya Rabbi, çok aşırı şevkle, aşkla çalışmaklar nasip eyle ya. Ya Rabbi İslam'ı güzelce anlayıp o ilmi güzelce gönlünde barındırıp onu da edeple salih amel sahasına ulaştırmaya bizleri muvaffak eyle ya. Ya Rabbi alemin Habibi Kibriya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetlerini dertli bir şekilde aşkla yerine getirmeye bizleri muvaffak eyle ya. Ya Rabbi o Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine mazhar olmayı nasip eyle. Ya Rabbi onun elinden Kevser şarabından içmeye bizleri muvaffak eyle ya. Ya Rabbi bizlere bu ilimleri öğreten hocalarımızdan ziyade razı ol ya Rabbi. Ya Rabbi onların mühim ihtiyaçlarını izale eyle ya Rabbi. Hastalarımızı acil şifalı ihsan. Hususan Üstadımız Mahmud Efendi Hazretlerimiz ya Rabbi. Acil şifalarını ihsan et ya Rabbi. Sıhhat-i şeriflerini daha da müjdade eyle ya Rabbi. Eyüp Aleyhisselam verdiğin sıhhat gibi sıhhat ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin. Onun bu hizmetlerini ya Rabbi daha güzel şekilde civara anlatmaya, bütün insanlığa ulaştırmaya bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin. Cümlemizi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanından, onun yolundan ayırma ya Rabbi. Ya Rabbil Alemin bu mızraklı imalde anlatılan imansız gitmeye vesile olacak haller bizde varsa ya Rabbi bu hallerden kurtulmaya muvaffak eyle. Ya Rabbil Alemin bizleri imanla, ameli salihle huzuruna kavuşmaya muvaffak eyle. İmanın altı şartını tas tamam bilip helalini helal, haramını da haram bilip haramlardan kaçmaya, helallerini yapmaya ve böylece seni her daim gönlümüzde tutmaya bizleri muvaffak eyle. Ya Rabbel Alim ya buraya gelen kardeşlerimizin ya hastası varsa acil şifalar nasip eyle. Dertlerine acil devalar nasip eyle. Borçlarını ödeyebilme güç kuvveti ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin
Arada bekarlar var ya Rabbi. Onlara da sen hayırlı kısmetler, saliha hanımlar nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kendisiyle din-i bin İslam'ı yaşayabilecekleri, rızayı bariine kavuşacakları eşler nasip eyle ya Rabbi. Saliha hanım kardeşlerimize de ya Rabbi salih müminler nasip eyle. Ya Rabbi yani facirlerin, günahkarların, bozuk adamların yanına düşmekten bu mümine bacılarımızı da muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen en güzelini ihsan eyle ya Rabbi. Layık olmadığımız halde sırf Zat-ı Pak Sübhaniye'nin katından ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi el alemin borcu olanlara ödeme gücü, işi bozulanlara, işi kesat olanlara tekrar düzeltip tekrardan ya Rabbi dünyada işlerini bir nizama koymaya muvaffak etler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi evladı olmayanlara hayırlı evlatlar ihsan eyle ya Rabbi. Bütün hangi dertleri olan varsa cümlesinin sıkıntılarını izale eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ummadıkları yerden merzuk olmayı muvaffak eyle ya Rabbi. Talebe-i uluma keskin zekalar ihsan eyle ya Rabbi. İlmi nafi, ahlak-ı hamide, ilmi okumak ve okutmakta hırslılıklar nasip eyle ya Rabbi. Hocalarımız da cümle kardeşlerimiz de bu duaya dahil eyle ya Rabbi. Bu ilimlere, bu vakfımızın çalışmalarına, bu hizmetlere destek olan kardeşlerimizi dua alemde ya Rabbi. İki cihan saadetiyle merzuk eyle. Ya Rabbilerim bu hizmetlerimizi daha fazla civara, bütün semtlere, bütün dünyaya ulaştıracak kapasiteyi, gücü, imkanı hem zahiren hem batinen hem madden hem manen sen ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbilerim bizlere tevazumuzu arttır. Birbirimize karşı ruhamâ-ı beynehum çok merhametliler. Sırrına mazar eyle. Şu Müslümanları birbirlerine merhametli eyle ya Rabbi. Ya Rabbi birbirini tekfir eden, birbirinin kuyusunu kazan, birbirinin arkasından koşan, düşürmeye çalışan, yamultmaya çalışan ne kadar zalim varsa hidayet nasip eyle. Hidayeti mukadder değilse bu İslam alemini bu zalimlerin şerrinden emin eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Suriye'ye tez zamanda kurtuluş nasip et ya Rabbi. Şam-ı Şerif'e kurtuluşlar nasip eyle ya Rabbi. Irak'a, Yemen'e, Mısır'a, bütün İslam alemine ya Rabbi. Myanmar'a kurtuluşlar nasip et ya Rabbi. Afganistan'daki kardeşlerimize nusretinle muamele eyle ya Rabbi. Ya Rabbi İslam alemini yeniden ayağa dikecek bir halife-i İslam ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Kur'ani düzen ihsan eyle. Kur'ani düzen ihsan eyle ya Rabbi. Kur'ani düzen ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Ya İlahi Alemin, bizden evvel analarımızdan, babalarımızdan, abacı, akrabalar, tahlukatlarımızdan, ahirete irtihal eden bir cümle müminin, müminatın kabirlerini pür nur eyle. Yapılan şu dualardan onların da kabirlerine, onun da ya Rabbi amel defterlerine hayırlar götürmek nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Ya İlahi Alemin. Rabbena gfir lana ve lihvanellezine sebequna bil iman. Ya Rabbi bizleri affet. Bizden evvel imanla ahirete göç eden bütün kardeşlerimizi affet ya Rabbi. Ya Rabbil alemin şu İslam aleminin gözünde yeniden o sevgili Habibin Muhammed Mustafa'nın aşkını o koru, o alevi tutuşturmaya bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Rabbil alemin onun aşkıyla yürümek, onun aşkıyla gezmek, onun aşkıyla ya Rabbi yemek, içmek, bütün işimizde onun aşkını nasip eyle. Her nefese alışverişimizde Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem aşkımızı arttır ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin o hadis-i şerifte canından da çok sevmedikçe hakiki mümin olamazsınız. Hadis-i şerifindeki o canından çok sevmeye bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Bu halle hallenmeden ahirete gitmekten muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bize bu yolları öğreten dostlarına sadık bir evlat olmayı, sadık bir talebe olmayı, sadık bir mürid olmayı ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Ya İlahi Alemin. Bizleri ya Rabbi Ebu Bekir Sıddık Efendimiz radıyallahu anh gibi dostlarına ters tamam her daim hizmetinde bulunmaya muvaffak eyle. Sahabe-i kiram efendilerimiz gibi onlar ki Resulullah Efendimizin etrafında her daim durdular, dolandılar, döndüler, peşinde pervane oldular. Ya Rabbi bizlere de dostlarının etrafında aynı şekilde pervane olmayı, bu kitabına hizmette, bu Resulünün sünnetine hizmette aynı dertlenmeyi nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, Ya İlahi Alemin. Civarımızda metfun bulunan Yuşa Aleyhisselam Efendimizin, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissalatu ala nebi ve alim ecmain Eyüp Sultan Hazretlerinin ve yanındaki sahabe tabi'in tebevü tabi'in Efendimiz ruhlar için yine İstanbul'umuzun Fatihi olan Fatih Sultan Muhammed Han, Yavuz Sultan Selim Han, Kanuni Sultan Süleyman Han vesair Selatin-i Osmaniye'nin ervahi için Vezir-i Asakir'in ve cümle şehit ve gazilerimizin ruhları için ve minel megaribiler meşahtahti turab nesili kesilmiş Fatiha'ya muhtaç bir cümle müminin müminat ervahicin ve Zeytinburnumuzun manevi direği olan Seyyid Nizam Hazretleri, Merkez Efendi Hazretleri, Sümbül Efendi Hazretleri, bütün Evliya Allah civardaki metfun bulunan Allah dostları ruhlar için. Seyyid Mustafa İsmet Garibullah Kattesallahu Aleyhi ve Sellem, Halil Nurullah Zagravi, Ali Rıza El Bezzaz, Ali Haydar Efendi Kattesallahu Aleyhi ve Sellem Hazretlerinin ervahı kutsiyeleri için ve hazır olan cemaatin de geçmişlerinin ruhları için Allah rızası için El Fatiha. Bu sayede